Ülge TV YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar bu videomuzda size çok güzel farklı bir yelek modeli göstereceğim inşallah fıstıklı. Ben bu modeli sizlere e, Himalaya anti peeling bebe günüyle göstereceğim ama bu alize iplerle de çok güzel olan bir örnek özellikle çeyizlere lastik yapıp lastiğin üzerine kuracağım örneği. Siz istediğiniz lastiği yapıp üzerine kurabilirsiniz. Çok kolay bir örnek ve çok da gösterişli şık bir örnek. Videomu beğenirseniz beğeni butonuna tıklamadan geçmeyiniz. Bir emoji de olsa bir nokta da olsa bir yorum yazarsanız gerçekten bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdi şuradan hemen göstermeye başlayayım inşallah sizlere. Öncelikle 11 tane zincir çekerek başlayacağız. Lastik yapacağımız için 1-2- 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane zincirimi çektim. Daha sonra bunu sık iğne yapıyoruz. 10 tane sık iğne yapıyoruz buradan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğneyi yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz. Dönüyorum zincire zaten batamayız iplik yeri çıkar hemen yanındakine batarak tekrar 10 tane sık iğne daha yapıyoruz bunu hiç düşürmeden bu şekilde sıra sıra devam ettiriyoruz sayısını da sürekli bakın 9'a 8'e falan düşmesin sürekli 10 olacak dediğim gibi batarsanız zaten her zaman 10 tane ilmekle devam edersiniz şöyle batıyoruz bir zincir çekiyorum tekrar dönüyorum hemen buradan batıyorum ve tekrar devam ediyorum bunu birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur bilmeyenler için şöyle ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum Bu şekilde biraz devam ettireceğim ve tekrar sizlere döneceğim. Evet devam ettirdim. Lastiğim bakın bu şekilde. Bu lastiği ben taban kısmını örneği kurarken bakın 1 2 3 bu şekilde başlıyorum. 1 2 3 1 2 3 buradaki çizgiler üçer üçer olacak. Şöyle birer tane de kenar olacak. Hangi boyutta başlarsanız başlayın şu aradaki katlar üçün katları olacak mutlaka. Ben ön kısmına lastik koymayacağım. Ön kısmına şayet lastik koymak isterseniz nasıl koyacaksınız ve nasıl devam ettireceksiniz. Mesela buradan ne yaparsınız? Ön kısmına lastik koymak isterseniz 1, 2, 3, 4 ya da 3 tane daha fazladan yapıp üstünü normal trabzanla bunun kenarına lastik yaparken bir sene trabzan bir sıra sık iğne yaparak Devam ettireceksiniz. Örnek çünkü o şekilde ilerliyor. Şimdi yaparken ilerletirken de göstereceğim lastik yaparsanız şayet nasıl lastiği devam ettireceksiniz. Şöyle. Buradan hemen bir tane zincirimi çekiyorum şu orta kısma batarak kapatıyorum. Buradan bir iki tane zincir çektim. Buraya şuradaki zincirle birlikte yedi tane trabzan yapacağız dolgu diyorum ben trabzanda diyorum şöyle şunu bir sayalım şu iki üç dört beş altı 7 buraya 7 tane dolgumu yaptıktan sonra hemen bir tane zincir çekiyorum bir zinciri çektim başına bir kere sarıyorum şu çizgiyi atlayarak yanındaki çizginin üzerine batıyorum hemen buraya 1 2 3 4 5 5 tane ilmek aldım buradan önce bu şekilde çıkarıp sonra böyle çıkarıyorum ve bir tane buraya fıstık yapıyorum tekrar bir zincir başına tekrar sarıyorum Şuradaki bir çizgiyi atlayarak hemen yanındaki çizgiden batıp tekrar 7 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 bir zincir çekiyorum tekrar şuraya atlayıp şuraya fıstık yapacağım bu şekilde 7 tane dolgu bir fıstık 7 dolgu bir fıstık olarak devam ettiriyorum ve şuraya geldiğimde sizlere dönüyorum Evet söylediğim gibi devam ettirdim ve bitirdim şimdi buradan hemen bir zincir çekerek şu kenar sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım. Buraya 6 sık iğne yaptıktan sonra hemen karşıdaki dolguya geçiyorum. Şöyle sıkıştıralım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne de bu kenara yaptım. Hemen tekrar döndürüyorum. Şu araya bir sık iğne. Hemen fıstığın tepesine de bir sık iğne yapıyorum. Buradan tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. Şu araya tekrar bir tane sık iğne. Tekrar şu kenardan alıyorum. Dolguya tığla batıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptıktan sonra hemen karşı dolguya geçiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 sık iğne de buraya yaptım döndürüyorum bir sık iğne hemen fıstığın tepesine bir sık iğne 3 zincir aynı yere batıyorum Şu araya tekrar bu şekilde batıyorum ve buraya ve buraya altışar tane sık iğne yapıyorum ve dönüyorum. Evet gösterdiğim gibi altışar sık iğne de buralara yaptım ve bakın bu şekilde tamamladım. Şimdi biri aslında model bu kadar ikinci sırayı göstereceğim sizlere şuradan hemen buraya iki tane sık iğne yapıyorum şöyle 2 3. yapalım Üç tane sık iğne yapıp tekrar modelime geçiyorum şimdi ilmeğimi biraz uzatıyorum ve buraya bir tane fıstık yapıyorum beşli fıstık yapıyorum ben siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz bu şekilde fıstığı yaptım şimdi fıstığım şuradan gidiyorum ve kapatıyorum bir zincir çekip tekrar bu tepiye 7 tane dolgu yapıyorum. Hani ilk sırada bir fıstık 7 dolgu yapmıştık ya aynı şekilde. Bir fıstık 7 dolguyla burayı da devam ettireceğiz. Şöyle bakalım. 6 oldu. 7. Hemen bir zincirimizi çekiyoruz. Şuradan 1, 2, üçüncünün tepesine batıyoruz ve bir tane beşli fıstık yapıyorum. 5 tane ilmeğim aldım, fıstığı yaptım, bir tane zinciri çektim. Bu şekilde sonuna kadar devam ettiriyorum ve sizlere dönüyorum. Evet, sonuna kadar gösterdiğimi devam ettirdim. Şimdi buradan hemen 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şuradaki yaptığımız sık iğnelerimle şu ortadaki 3 tane zincirin tekrarını yapacağız. 3 zincir çektim ve buradan tepe noktasından tekrar buraya battım. Buraya yuva yaptım. Yani şuradaki 7 tane dolgumuz var diye hani bu zincirin içerine bu 7 tane dolguyu devam ettireceğiz. O yüzden şu anda yuvasını yaptım. Şöyle yapalım. Şimdi dönüyorum. Buradan tekrar dolguya batıp 6 tane sık iğnemi yapıyorum. 6 <laughs> sık iğneyi yaptıktan sonra hemen karşı tarafı geçiyorum. 6 sık iğne de buraya yapıyorum. Yaptık ve tamamladık şimdi dönüyorum araya bir tane sık iğne fıstığın tepesine bir sık iğne tekrar 1 2 3 zincir ve buraya batıyorum araya tekrar bir sık iğne tekrar gösterdiğim gibi devam ettiriyorum tekrar gösterdiğim gibi devam ettirdim şimdi döndürüyorum modelimi bakın şöyle yapalım ikinci deseni de üzerine kurmuş olduk. Şimdi üçüncü deseni şurada ne yaptıysak aynısını yedi tane dolgu buraya bir tane fıstık bunun ortasına yedi tane dolgu buraya bir tane fıstık buradaki ortaya yedi tane dolgu buradaki zincirin içerisine doldurarak modelimizi devam ettireceğiz. Şimdi ben kamer arkası büyük bir model yapmıştım. Onu göstereceğim sizlere. Evet bakın. Büyük parça halinde yaptığım modelde bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Daha sonra uzağa alayım. Buna lastik yaparsanız şayet yelek yaparsanız dediğim gibi şuradan mesela 1, 2, 3 ya da 4 tane fazla yaparsınız lastiği. Buradan şu alttaki dolguları yaparken dolgu yaparsınız. Dönüşte şuraları sık iğne yapacağınız için ikinci sırayı sık iğne dolgu yaptığımız yeri dolgu lastiğinde şu kenarları sık iğne yaptığımız yeri bir sıra sık iğne ile döneceksiniz lastiğini bu şekilde devam ettireceksiniz yaka kesimi derseniz şayet bana soranlar çok oluyor yaka kesimini nasıl İki sırada bir tane örnek düşürerek yaka kesimi yapacaksınız mesela nasıl göstereyim size şöyle göstereyim bakın şuradan şöyle iki sırada bir bir örnek eksilterek gideceksiniz. Yani şurası olmayacak. Şöyle yapalım. Bakın bu şekilde. Zaten siz yaparken model sizi yönlendirecek. Nasıl eksilteceksiniz bunu? Bir sırada mesela şunu yaparsanız Lasta, lastiğe direkt geçiş yaparsanız Şurayı yapmazsınız. Şunu bırakırsanız ne yapar? Bir tane model eksilmiş olur bu şekilde bir tane bir tane model eksilterek gideceksiniz ve yakasını bu şekilde keseceksiniz. Kol kısmında zaten düz olarak kesiliyor. Düz olarak kesip mesela düz olarak nasıl keseceğim derseniz bana buraya geldiğimde kol kısmını eğer ben dolgu yapacaksam yani trabzan yapacaksam şuraya kadar şu modeli kadar trabzanla yürütürüm. Trabzanla getiririm modelimi devam ettirdim daha sonra buraya hiç işlem yapmadan sadece modeli devam ettirerek devam ederim bilmiyorum yeni yapanlar anladı mı Aa, bu işin ehli olanlar anlamıştır İnşallah başarılı bir anlatım olmuştur dediğim gibi beğenileriniz çok önemli küçük bir emoji de olsa bir yorum videoya destek için yaparsanız çok mutlu olurum İnşallah anlatabilmişimdir bu videoların devamı için beğeni ve yorum şart diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.